Değerli izleyenler, şu anda yanımda Bandırma'nın yetiştirdiği ünlü esir futbolcularından Sayın Sami Sır var. Sami abi hoş geldiniz. Sizinle tekrar yıllar sonra beraber olan büyük mutluluğu yaşıyoruz. Sayın Sami Sır 09.01.1908 yılında Bandırma'da doğdu. Çok parlak bir sporculuk yaşamı var. Hemen önce onun ağzından o sporculuk günlerine geri dönelim. Sami abi hangi takımlarda oynadınız? Polo önce nerede başladınız? Oradan girelim. Daha sonra sırasıyla hangi takımlarda oynadınız? Futbola ben 1956 senelerinde yani amatör olarak Bandırma İtman Yurdu Gençlik Kulübü'nde başladım. Rahmetli Mustafa abi, Mustafa Kılkışlı, Eşekçi Mustafa. O bizi topladı. Yani aynı mahallenin çocuklarıydık. Hangi mahallesi ama? 17 Eylül Mahallesi. 17 Eylül Mahallesi. 17 Eylül Mahallesi. Evet, evet. Aynı zamanda benimle birlikte Asım Faka Basmaz vardı. Beşiktaş'a gitti, daha sonra Beşiktaş'ta falan futbol oynadı. Erdoğan vardı. Deta. Evet. Erdoğan. Bu Ahmet vardır, Galatasaray'a giden bizim Kıyamet deriz. Kıyamet'in abisi vardı, Ercan. Yani bizi Mustafa abi böyle mahalleden topladı. Genç takım olarak bize İtman Yurdu'nun yani maçlarından önce amatör kümeden başka takımlarla maç yaptıra bizi biraz şey yaptı. Evet. Yani geliştirdi bizim evet, futbolumuza. Yani futbolu öğrenmemize en büyük katkısı olan bir insandır. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. İtman Yurdu'da kaç yıl oynadınız? İtman Yurdu'nda askere gidene kadar oynadım. Kaç yaşındaydınız o zaman sen? Başladığımız zaman işte 16 yaşında. 16 yaşında İtman Yurdu'nda başladık. 16 yaşındaydınız, evet. Peki daha sonra Suluk Gençlik sanıyorum, Suluk değil mi? Suluk Gençlik'te işte karayollarında çalışıyordum. Devlette Balıkesir Bandırma Yolu inşaatı vardı o zaman. Susurluk'ta kalıyorduk. O arada Susurluk'a transfer oldum. İşte askere gidene kadar da Susurluk'tan askere gittim zaten. Askerliğimi Konya'da yaptım. Konya Karagücü'nün takım kaptanlığını yaptım. Yedek subay olarak yaptık biz askerliğimizi. O zaman lise mezunlarına yedek subaylık vardı. Yani bu ihtilalde Konya'da yedek subaydı. Evet. Konya Karagücü, sonra Konya Karagücü'nden sonra Kütahya var değil mi? Konya Karagücü'nden dönüp geldim, tekrar İtman Yurdu'nda. Tekrar İtman Yurdu. İtman Yurdu'nda oynadım. İtman Yurdu'ndan sonra Kütahya Azot Spor'a transfer oldum. Evet. Daha sonra Azot Spor'dan dönüşümde de Marmara'ya transfer oldum. Marmara'da da işte bölge şampiyonu olduk. Evet. Gruplarda birincilik aldık. Evet. Bölge şampiyonu olduğunuz dönemde sanıyorum Ali Beyköy'le İstanbul'da bir maçınız var değil mi Sami abi? Evet. 4-0'lık evet, maç. Evet. O maçı biraz anlatır mısın bana? O maç bizden sonra oynanacak. O zamanın yani Göztepe'si vardı. İzmir'in Göztepe'si. Nevzatların, şeylerin yani eski futbolcuların milli takıma çok futbolcu veren bir takımdı. Evet, evet. Göztepe Beşiktaş maçı vardı. Bu maçtan önce biz Ali Beyköy'den grupta eleme maçlarını oynuyorduk. Bize yani öyle bir durum evet, sanıyorum 4-0'lık bir maç galiba. 3-0. 3-0. 3-0. Evet. 3-0. İlk golde o maçta çok iyiydik biz. Evet. Yani tribünler bizi çok alkışladı. Yani Beşiktaş taraftarları gerçekten şey yaptı. İlk golü ben attım. Serbest vuruştan. Deniz tarafı serbest vuruştan. Bayağı da uzak bir mesafeydi kaleye ama evet, evet, uzak mesafelerden ben daha güzel gol atıyordum. Evet. Evet. Oldu yani. Gitti top şey yaptı. O golde bizi daha şey yaptı yani rahatlattı ve üzerlerimize geldik. Dece Ali Beyköy. Biz daha iyi futbol oynadık. Arkadan ikinci, üçüncü golü de bulduk. İyi bir maç oldu. Sonra muazzam bir karşılanış Bandırma'da verdi. Evet. Değil mi? Evet. O karşılanış evet, günlerini anlatır. Günün dönemi anlatır mısın? Gemiyle geldik. Dönüşümüz gemiyle oldu. O zaman küçük iskele, eski iskeleye yanaşıyor gemi. Biz de şaşırdık yani.
iskelenin üzeri insanlarla dolmuş. Bu şimdiki nikah salonunun olduğu yer belediye salonuydu, evet, o zaman. Evet. Orada bando falan bize çok iyi bir karşılama yaptılar. Yani Bandırma halkı, yani bütün şeyler. Bağrına bastı o başarıyı. Bağrına bastılar, yani çok mutlu olduk, evet, çok sevinçli olduk. Yani nereye gitsek Bandırma'da esnaf olsun, şey olsun, hemen sokakta gezelim, çağırırlar, gelin, evet, bir çayımız için, kahvemiz için, bu şekilde. Bandırma'nın gerçekten yani insanları çok iyidir. Evet. Yani çok futbolda çok sever. Futbolu çok sever. Futbolu çok sever. Daha sonraki dönem, kısa bir dönem, Bandırma Spor dönemi, 1965-66 evet, sezonu. Evet. Bandırma Spor'a geçtiniz. O günleri anlatır mısınız? İşte Bandırma Spor'un kurulması için iki kulüp arasında anlaşma sağlandı. Bandırma İtman Yurdu ve Marmara Gençlik Kulübü. Bu iki kulüp birleşerekten Bandırma Spor'u kurdular. Balıkesir kurulamamıştı o zaman. Bandırma'ya bir avantaj oldu. Balıkesir kurmuş olsa, bir takım çıkarmış olsaydı Bandırma'ya o zaman bu şey verilmeyecekti. Hak verilmeyecekti. Balıkesir yapamayınca federasyon Bandırma'ya böyle bir hakkı tanıdı. Orhan Şerif Apak dönemi değil mi? Böyle bir hakkı, evet, tanıdı. Evet. İki kulüp birleşerekten Bandırma Spor kuruldu. Evet. İki kulübün yöneticileri aynı şekilde, evet, kulübün yöneticisi oldu. Hasan Sur kurucu başkan, evet, değil mi? Evet, evet. İki kulübün yöneticileri de yani yönetim kurulunda yer aldılar. Şey yaptılar. Zaten fazla bir maddi imkanı olmayan bir kulüptü. Evet. Küçük transferler yapıldı ama Bandırma'da çok iyi insanlar vardı, çok iyi futbolcular vardı. Zaten yani o devrede Bandırma Spor'un iyi gitmesinin şeyi, takımda en azından 6-7 tane Bandırmalı direkt oynuyordu. Evet, yani evet. Bunun çok şeyi vardı. Bizim Bacak Özkan, Cavit, Apu Çetin, ben, Seracettin abi, yani evet, daha aklıma gelmeyen arkadaşlarımız da var. Tabii seyirci de yani, daha fazla geliyordu kendi çocuklarını izlemek için, değil mi Sarı abi? Şey yapamıyorduk, ilk senesi maçlarımız şeyde Balıkesir'de oynuyorduk. Herhalde yani bize her maç deplasman gibiydi. Evet. Ama yine de çok seyircimiz geliyordu Balıkesir'e. Evet, evet. Siz Ülkü Spor maçında galiba Balıkesir'de oynadınız, evet, değil mi? Ankara'da sanıyorum Hacettepe maçıydı, değil mi Sarı abi? Evet. O maçları Hacettepe, biraz anlatır mısınız bana? Ülkü Spor maçı bizim için çok iyi bir başlangıç oldu. Galiba ligdeki ikinci maçımızdı o Ülkü Spor maçı. Sahada çok iyi bir 11'imiz vardı. Yani takımın en iyi şekliydi. 1-0 kazandınız. Ben ben sağ bek oynuyordum takımda. Sağ bek oynuyordum. Çok iyi bir şeyle sağ taraftan kaptım bir topla, yani karşı takım hücum ederken kaptım bir topla rakip takımın yan şeyden 18'ine doğru indim, yani şey yaptım, oradan bir çok güzel böyle bir top kestim. Bizim Bacak Özkan, hani o şimdi Fenerbahçe'de şov falan atıyor ya böyle röveşte, yani gol, aynı o şekilde bir vuruş yaptı, topta 90'a gitti Ülkü, evet, Spor. Maçın sonlarına doğruymuş galiba. Evet, maç sonlarına, evet, doğruydu. Evet, evet. Benim bir asistim oldu orada. Özkan da onu çok iyi değerlendirdi. Yani maçı 1-0 aldık. Sonra bir Ankara'da Hacettepe. Hacettepe 4-3 maçı. Yenilgi değil mi? Evet. Evet. O maçta da yani bol gollü bir maç oldu. Evet, çok, evet, iyi takımımız vardı. Yani hoca olarak bizim başımızda Çetin abi vardı rahmetli. Çetin abi. Çetin abi ben fazla yani taktiksel olarak şey olarak da fazla bir şey göremiyorduk, yapamıyorduk. Daha sonra benim de kulüpten ilişkim kesildi. Evet. Almanya'ya dönmek, gitmek, anladım, icap etti. Ve Almanya'da, evet, bir futbol maceranız var. Almanya'dan da biraz bahsedelim. Nerelerde oynadınız? Almanya'da ben gittiğim şehir Berlin'di. Almanya'nın Berlin şehrine gittim. Orada fabrikada çalışırken tercümana
şey yaptım. Tercüme, futbol oynayan insan her zaman bir şey arıyor. Bizim fabrikanın yan tarafında falan futbol sahası var, şey var. Oraya gidiyordum ben. Şey yapıyordum. İşte tercümanı bilmiyoruz da Berlin zaten çok büyük bir şey ama sonradan öğrendik her tarafını. Aşağı yukarı 16 sene Berlin'de kaldım. Kömür tozlu Bandırma sahasından Almanya'ya. Aradaki fark nasıldı saha tesis açısından? Orada kömür tozlu hiçbir tane saha görmedim ben. Evet. Yani amatör kömürü en azından 10 grup vardır yani amatör kümede. Bu 10 grupta amatör şey sahalar ya halı saha oluyor ya da çim saha oluyor. O kadar güzel. Berlin yani Olimpiyat stadının ağacı içinde 4 tane de 40 binlik ayrıyeten saha var yani ki onda da altyapılara müthiş önem veriyorlar. Birinci amatör küme. Evet. Birinci amatör küme takımları falan bu sahalarda top oynuyor. Evet, şey yapıyor. Evet. Ben daha sonra zaten Berlin Türk Spor'u kurmuşlar. Tercüman beni aldı Berlin Türk Spor'a götürdü. Şey yaptı. Orada da bu eski Beşiktaşlı Tuncay'la tanıştık. Evet. O da Beşiktaş'ın şampiyon oldu seyahatı falan Beşiktaş'ta. İlyas Tüfekçi'nin babası Adnan Tüfekçi vardı. Onlar falan hep futbol oynadıkları zamanda onlar. Berlin Türk Spor'da biraz oynadım, şey yaptım ama Berlin Türk Spor'da o ki yani oynadığımız şeyler fabrika takımları ayarlarından diye evet, gruplarla evet. Oynuyordum. O futbol bana biraz yani hafif geliyordu. Evet. Daha sonra Berlin'in sahanın sonunu öğrendikçe benim oturduğum semtte oynayan birinci amatör kümenin bir takımı vardı ki o takım bizim Bandırma Spor'dan aşağı bir takım aşağı değildi. 25 yıllık bir futbol yaşamınız var aşağı yukarı değil mi evet. Sami abi? Evet. Futbolu Almanya'da bıraktınız. Almanya'da bıraktım. Evet. Daha sonra futbolla pek ilgilenmediniz herhalde teknik anlamda çalıştırıcı olarak. Biraz işte Türkiye'de geldiğim zaman Çınal Doğuş takımına, Çelik Spor takımına biraz hocalık alan yaptım. Hatta antrenörlük kursuna burada Balıkesir'de katıldınız. Gittik, katıldık. Oradan antrenörlük diploması da aldık. Var. Evet, evet, evet. Peki sizin eski dönem futbolu ile günümüz futbolunu kıyaslarsanız ne diyebilirsin? Sizin döneminizde teknik taktik mi, güç mü, ağırlıklıydı? Günümüz futbolu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim zamanımızda yani güce daha fazla dayanıyordu iş. Yani teknik taktik şey o şeylerin futbolcuların artık şeyine yani hocalar fazla teknikle taktikle pek şey yok yani sadece bağlı, yani kondisyona dayalı evet. Bir şeyle gidiliyordu. Tamam. Fakat bugünün futbolu artık çok değişti yani. Fakat hani sahaya çıkan insanın biraz yani okuması icap ediyor bazı şeyleri. Bu iş artık şeye döküldü yani. Eğitim. Eğitim şeyine. Evet. Futbolcular küçük yaşta yetişiyor artık. Yani altyapılar çok daha güçlü değil mi? Çok güçlü, çok evet, güçlü. Evet. Şimdi çok iyi yani. Bu bakımdan daha da ileri gider futbol. Evet. Peki Sami abi son olarak unutamadığınız bir anı diyeceğim. O 25 yıllık futbol yaşamı çok uzun bir süre. Mutlaka çok çeşitli adımlarınız vardır ama bana birini veya ikisini anlatabilir misiniz? Şimdi amatör küme olduğu zaman Marmara Gençlik Kulübü'nde şampiyon olduğumuz maçın şeyi, Balıkesir Karagücü takımıydı. Çok güçlü bir takımdı. Biz de iyiydik. Son bir 90 dakikaydı o. Yani o maçı alırsak şampiyon olacaktık. Birinci amatör küme şampiyon. Birinci amatör kümede evet. Daha Bandırma Spor kurulmadan bir sene önce. Balıkesir'de oynuyoruz maçı. Ve biz bu maçı 3-1 aldık. Evet. Şampiyon olduk.
bir golü ben attım. Bir golde bizim yine Bacak Özkan'a hazırladığım bir top vardı. Onunla. Zaten o adamlar 2-0 olunca yıkıldılar. Evet. Evet. Ondan sonra oyunu biraz soğuttuk biz. Şey yaptık, adamlar da şey oldu. Bu arada bir gol daha bulduk. Rahmetli Kürt Kazım. Kornerden gelen bir topu kafayla Karagücü ağlarına gönderdiydi. Hani unutamadığım anılardan bir tanesidir. Peki sana. Sana bir eski dönemde anlatıyorsunuz. Biz sağ bek olarak goller attığınızı, birçok golün asistini hazırladığınızı, pasını verdiğinizi söylüyorsunuz. O zamanlar savunma oyuncuları daha çok hücuma katılıyordu herhalde. Gol kısırlığı çekilmiyordu değil mi? Çekilmiyordu. Yani ben topu aldığım zaman en azından yani 30-40 metre götürebiliyordum. Götürebiliyordum yani. Biz bu şekilde yetiştik. Ne içkimiz vardı, ne sigaramız vardı, ne şey yani ve arkadaş olarak da takım olarak da birbirimize çok şeydik. Yani maçtan sonra da birbirimizden ayrılmıyorduk yani. Bu kadar şeydik. Ben ileri çıktığım zaman benim önümdeki hap oyuncusu benim yerimi kapatıyordu, dolduruyordu yani. Biz bu kadar birbirimizin arasında bu kadar anlaşıyorduk. Hocamız olmadı halde. Hocasız bir futbol oynuyorduk o zaman. Evet, evet. Bizim hocamız yoktu amatör kümede. Ama birlik, beraberlik başarıyı getiriyordu. Birbirimizi tamamlıyorduk. Evet. Yani ben gittiğim zaman benim yerimde kalıyordu bir arkadaşım. Evet, evet. Onun için yani geride boşluk olmuyordu. Olmuyordu. Biliyordu, o arkadaş da biliyordu. Ben gittiğim zaman mutlaka karşıya tehlike yaratacağım. Yaratıldı. Şey yapacağım yani. Bunun şeyinde rahat oynuyorduk. Evet. Rahat oynuyorduk. Çok teşekkür ederim sana. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim.